dostlar, bugün Süper Lig'de 14. haftada Fenerbahçe Sivas Spor karşılaşmasıyla karşınızdayız. Maça güzel bir tepki vereceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Galatasaray 2-0 yendi Pernik Spor'a karşı. Şu anda 3 puan Fenerbahçe'nin önündeyiz. Avaraj olarak onlar bizim önünde olabilirler. Ama 3 puan değil, bugün Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Eğer puan kaybederlerse birinciliğe oturmuş oluyoruz şu anlık diyebiliriz. Şimdi başkanı seçildi Hasan Arat. İnşallah başarılı olurlar bundan sonraki süreçte diyoruz. Orayı da takip ettik. Bakalım transfer dönemi nasıl geçecek diyoruz. Arkadaşlar bu arada kanala izleyenlerin %97'si kanala hala abone değil. O yüzden sadece 1 dakikanızı alarak kanala abone ol butonuna basarak desteklerinizi esirgemeyin diyoruz. Çünkü bu zamana kadar 100 videoya yakın video çektik, video oluşturduk. Bu videoların her emeği, her güne neredeyse 1 günlük bir emek, 100 günlük yani ömrümüzden neredeyse 4 aylık bir zamana tekabül ediyor. O yüzden bir nokta durdurup videoyu hemen bir abone olup ya da bir beğenip ya da nokta daha yapsa yorumlarınızı, hakaret olmaz diyecekse yorumlarınızı aşağı bırakmanızı rica ediyorum diyorum. Ya bu nasıl paslaşmadır ya. Ya bu Sivas her böyle bir şey var yani. Böyle bir şey yok yani. Bu kadar sıkıştırmana gerek yok ki topu ya. Bak. Gol oluyordu. Bu pozisyonlar Sivas'ın önceki Fenerbahçe ile karşılaşmalarında hep bu tarz goller oluyor Sivas Spor'a. Abi gene top kaybı. İkinci pozisyon o da top kaybında. Abi topu uzun oyna ya. Ya ben şunu anlamıyorum bile. Fenerbahçe karşı oynayan takımlar. Sizlere sesleniyorum yani burada. Yani hiç mi izlemediniz Ludogorets maçını? Nörsterland maçını hiç mi izlemediniz? Hep uzun top oynadılar. Hiç defansta top yapmadılar. Yani mantıken ben şunu anlıyorum yani. Demek ki bunlar taktik çalışmıyor. Ya da bakmıyorlar yani. Fenerbahçe şu yönü iyiymiş diye bakan yok demek ki. Yani benim anladığım o. Yani bizim ligimiz için kötü bir şey bu. Ha Fenerbahçe oynasın yine atsın 5 tane de ama bir çalış bari ya. Hiç çalışmadı mı kardeşim? Ne karambole Sivaslılar müdahale etti ya. Vallahi karambole, kurambole çıkarıyorlar ama bir geldi, iki geldi, üçünü de Fenerbahçe yazar, affetmez. Orada Crespo'ya ayağına basıyor, çizgide penaltı var. Gösteremedim ama orada penaltı var. Tam çizginin üstündeydi. Direkt ayağa basma var yani, sarı kart penaltıydı. Ama hakem atladı, bakan olmadı o pozisyona. Bir daha bir şu Fenerbahçe'ye söylüyorum, yani şu her oyuncunun taraftarı ateşlemeye çalışması bilmiyorum. Saçma ya. Ya. Sen oyunu oynarsın sonra taraftar zaten ateşlenir ya. Senin demenle Fenerbahçe taraftarının ateşlenir. Ben düşünmüyorum açıklamak için. Oyunda gösterirsin. Ondan sonra ateşlersin taraftarı. Ramazan da geldi. Ramazan dün doğum günüydü. Doğum günü kutlu olsun Fenerbahçe. Hediyeli arkanı döndüğü zaman görebiliyorsun. Ramazan'ın yazısında parasını ben verdim. Doğum günü hediyesi olarak. Ayaldı. Yürü. Kart. Abi yukarı ne izledi ya? Sarı kart doğru da. Ulan düşmesen devam etsen gol atacağım ha. Samet Akaydın sarı kart. Ulan netse o pozisyonun üstüne gideceğim. Gol atmaya garanti diyeceğim bak. Ve gol. Atamayana atarlar. Şimanski. Güzel bir atak organizasyonundan gelen bir gol. Fenerbahçe 17. dakika 1-0 öne geçiyor. Ya zaten 1 geldiler dedim, 2 geldiler dedim, 3. de yazarlar dedim. 3. de yazdılar. Galatasaray bir dakika da gol atamıyor. İşte Fred çok çabuk döndü. Çok hızlı, güzel bir pas. Şimanski'den de iyi bir koşu. İki ayağı düzgün isim. Ve koşu da tam yerine olunca hiçbir şey yapmaz. Sadece değmiş gibi bir şey yani. Topa sadece değmiş. Ve golünü buluyor Fenerbahçe. 1-0 öne geçiyor. 17. dakikada. İşte 5 kişi geride. Sen burada 4 kişi oynuyorsun ama orada 6 kişi oynuyorsun. Yani bir kişi sen o da fazlasın. Topu bir an önce oraya atarsan alma şansın daha yüksek. Ya biraz hani teknik direktör olmaya gerek yok şunları izlemek için ya. Hani matematiği bir sen yetiyor yani. Topları çıkarmaya bilmiyorsun. Otur orada ya. Güzel toptu. Avantajı bozdun oğlum sen. Abi şunu nasıl atamıyorsun ya? Bu kadar kötü vuruş olur mu ya? Sol ayak toplusun. Ben hiç topa da dokunmuyor ki. Offside dokunuyor topa. Bir şey yok ki. Ulan bir yavaş göster şurayı. Göremiyoruz ki.
Ama o da sıyırmış. O sayın ayağını sıyırmış. Aa, penaltı. Yani çok enteresan pozisyon. Bu operatörler, ne operatör olursanız fark etmeyin. Onlar güvenli internet modülüne geçtiği için YouTube'da bazı videoları siz kanala abone dahi olsanız tümünü açsanız da bildirimler gitmiyor. Şu an bütün herkesin telefonunda, bütün YouTuber'larda, bütün YouTube'a video çeken, içerik üreten herkesin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Neden yapıldı, niçin yapıldı? Büyük ihtimal güvenilir internet için YouTube'un o bölümünü niye kapattılar onu anlamadım. Yani ilginç bir durum var. Onu telefonunuzdan operatörü arayarak ya da mobil uygulamasından, kullanmış olduğunuz operatör mobil uygulamasından kapatabilirsiniz. Veya bildirimleri açabilirsiniz diyorum. Onları da yapmayı unutmayın videoları takip edebilmek için. Güzel pas, burada bir pas daha. Manaj'a bıraktı, Manaj bıraktı. Güzel, vur lan. Vur lan. Ver içeri. Vur. Lan niye mal bu ya? Mal ya. Oğlum ne yaptın ya? İçeri versin bombuş pozisyon. Hayır, çektin keklesene bari. Niye öyle bu kadar uzağa top attın ya? Baba, direkt boğazına vuruyor, görüyor musun? Hiçbir şey yok. İlk kendi vuruyor. İşte İrfan ve gol. Resmen Sivas sporlu oyuncular. Yani İrfan Can vursun diye hepsi nasıl duralım da İrfan Can zorlanmaz der gibi uğraştılar yani. İrfan Can'dan önce vuruşu tabii ki güzel. Sivas sporlu oyuncuların hepsini tek tek tebrik ediyorum. Onlar olmasa atamazdı. Bence onlara hitap etmeli bu golü. Bakıyorlar ya. Ay, ya benim ya. Şu gole bir baksana ya, Allah çarpsın ki. Topun önünde duran bir tane adam yok, bir tane adam. Ya futbolun ilk kuralı zaten topun önünde durmak. 3 numara gitmiyor. Aa, bak, gitmiyor. Gitmiyor ya. La böyle bir şey var mı ya? Ya ben hoca olacağım, şu 3 numarayı oyundan çıkarırım. Böyle bir şey mi var? Adam topa vuracak lan, önünde durun. Öbürki zıplıyor, öbürki kaçıyor. Gerçekten diye vurulacaktır, geri gelmiş. Lan adam vursun, gol atsın diye sol tarafı oluk halinde boş bıraktılar. Üst açıdan bir gösterse. Golüne bir şey demiyorum, tamam güzel vurdu, şu hoş da yani. Sivas sporlu oyuncular sağ olsun ya. Bu kadar net yani. Onlar olmasa atamazdı. Vallahi asist onlara yani. Elle çarpıyor ya, penaltı var ya. Eline çarpıyor ya, penaltı ya. Aa, vur lan Manay! Vur! Manay! Sivas Spor, Farsi'yi indiriyor Manay! Zor oldu ama başardı Sivas. Sivas deplasmanda bir, farkı biri indiriyor. Buz gibi gol, zor oldu ama attı. Allah güzel döndürdü şansına. Kalecinin üstüne de vurunca gol geliyor. Çıkarmış 8 numaralı bir oğlanı. İsim çıkarsa biraz onu değiştirip ya da ışık demek. Servet oğlum bir değişiklik yap. Sakat gibi çıktı gene girdi ya böyle. Çıkıyor mu, giriyor mu? Yani o kadar kuralsız dinleri var. Bir tane dayı var ya işte maç oynanıyordu maçın içinde. Polis dayı böyle telefonu geçiyor. Dayı diyor ne yapıyorsun filan? Aynı o mevzu gibi işte. Bir giriyor, çıkıyor. Adam babasının çiftliği gibi be. Çiftlikte tarlada gezer gibi. O tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Ne tarla güzelse o tarafa doğru gidiyor işte. Vurmasın abi ya. Vur şuna ya. Vur. Olsun. Gol. Lan, Allah çarpsın gülüyorlar ha. Gol yedik ki gülüyorlar. Bak. Ya bak şu pozisyonda, bak bu topu, bak, şu topu şu da var. Böyle bir çıkarma ya. Dur bak. Bomboşsun ya. Gene o şu var mı lan o? Yok 88 değil. Bence offside. Offside ya. Offside. İrfan Can offside. Dokunuyorsa İrfan Can offside. Offside. Evet, offside. Fret atıyorsa bir şey yok da İrfan Can dokunuyorsa en son bakacağız. İrfan Can şu pozisyonda offside. İrfan Can dokunuyor. Evet, bak 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 pozisyona bak şimdi bak. Şu kırmızılı olan ama en son olmuş. Adam. Ama şey, gol olmuş. İkinci gol olmuş. Nasıl ikinci gol olmuş? İkinci gol olmuş. Bak, baksana. İkinci gol olmuş. Son gol tamam. Doğru kardeşim. Tadiç.
13'ün top alamadı, gördün mü? 4-1 oldu. Fenerbahçe avaraj kasmaya devam ediyor. Osman Can burada yakalamadı. Ama hepsi zor. Tutmayalım biz. Ceko tam zamanlaması yok. Ceko hayatının en kolay golünü attı. Niye topu vurmuyor lan? Ben anlamadım ki. Tadic'in asisti. Edin Ceko'nun golü. Fenerbahçe 4. Şurada kazanan zenci arkadaşımız ya, bu baş... adam şu Kamara niye o topa vurmayıp da ayağının acısı şöyle yapıyor, o da ayrı bir olay ya. Geri topluyor değil mi? Helal olsun. Fenerbahçe yaptı ha, 5. gol şansı. Penaltı. Penaltı. Hakem penaltı yazdı. Tüh ya. Hakem maçı bitiriyor. Fenerbahçe Kadıköy'de 4-1'lik skorla maçı kazanıyor. Sivas karşısında çok rahat rahat. Hani koşmalarına bile gerek kalmadı. Zaten gol attıkça Sivas sporcuların güldüğü bir maçta zor olması gerekmiyordu. Yapacak bir şey, rahat geçtiler ve zirve koltuğuna tekrardan oturuyorlar 14. haftada. Haftaya bakalım neler olacak. Derbi var haftaya. Haftaya işin rengi belli olacak diyoruz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, nokta daha yoksa yorumlarınızı aşağıya paylaşmayı unutmayın diyorum. İyi akşamlar diliyorum.